Deutsche Welle stüdyolarından iyi akşamlar. Ben Aydın Üstünel'de ve haber hoş geldiniz. İstanbul Bağcılar'da yaşanmış olan ve ayrıntıları dün kamuoyuna yansıyan bir olay, duyanın kanını damarlarında donduracak nitelikte. 60 yaşında bir sucunun dükkanında ses geçirmeyen bir tecavüz odası inşa ettiği ve yıllarca çocuklara tecavüz ettiği iddia ediliyor. Peki yaşananlar nasıl oldu da bu kadar süre fark edilmedi? DV Haber ekibi Bağcılar'a gitti, bölge sakinleriyle konuştu. Mültenimiz başlıyor ama önce diğer konu başlıklarımız var sırada. Diyarbakır'da yüz binler Nevruz'u kutladı. 2017'de Nevruz alanına girerken polis kurşunuyla öldürülen Kemal Kurkut'un anılmasıyla başlayan kutlamalar nasıl geçti? 7 yıl sonra ilk kez kitlesel bir mitinge katılan Kürt siyasetçi Leyla Zan'a ne mesajlar verdi? Ayrıntılar birazdan. Yıllardır kitlelere seri 1 milyar 330 milyon lira. Peki çok miktarda uyuşturucu maddenin ele geçirilmesi ne anlama geliyor? Denetimler mi arttı yoksa Türkiye uluslararası uyuşturucu ticaretinde hala merkez mi? İstanbul Bağcılar'da yaşanan bir olay ayrıntıları duyuldukça kamuoyunda artan bir dehşet ve öfke yaratıyor dünden bu yana. Geçen yıl bir kız çocuğunu istismar ettiği iddiasıyla bir kişi yakalanmıştı. 60 yaşındaki sucu hakkında hazırlanan iddianame şimdi kamuoyuna yansıdı. Zanlının dükkanında bir tecavüz odası inşa ettiği ve başka çocuklara da tecavüz ettiği, hatta 10 yıl boyunca tecavüz ettiği bir çocuğun felç geçirdiği iddia ediliyor. Bağcılar'da ne oldu? Dehşet nasıl fark edilmedi? DV Haber ekibinden Dilek Şen ve Ethem Tosun Bağcılar'daydı bugün. İstanbul Bağcılar'da okuldan çıkan 11 yaşındaki M.Y.'yi dükkanına götürüp ses yalıtımlı bir alanda alıkoyarak istismar ettiği öne sürülen 60 yaşındaki sucu M.Ş. 7 Mayıs'ta hakim karşısına çıkacak. O dükkan artık başka birine kiralanmış ve depo olarak kullanılıyor. Dükkanın yer aldığı sokaksa ana caddeye çıkmasına karşın sessiz. Dükkanın etrafında apartmanlardan başka bir şey de yok. Olayın yaşandığı dükkanın hemen önündeki boş arsadayız. Burası okula ve cadde çok yakın bir yerde bulunuyor. Ama görece daha sakin bir yerinde mahallenin. Hem önünde hem de hemen yanında boş arsalar var. Çocuklar okuldan dönerken bu güzergahı kullanmak zorunda. M.Y. adlı çocuk geçen yıl 24 Mayıs'ta okul çıkışı ortadan kayboldu. Çocuğun annesi polise haber verdi. Çocuğun okul çıkışı aileye su satan sucunun minibüsüne bindiği belirlendi. Ev ve iş yerine düzenlenen baskınlarda şüpheli kaçarken yakalandı. Polis iş yerinde önünde damacana dizili 3 ayrı bölme olduğunu fark etti. Kayıp çocuk bu bölmelerden birinde bulundu. Mahalleliler durumu öğrenince zanlıyı linç etmek istedi, polis engel oldu. Bölmenin ses yalıtımlı olduğu, zanlının duvarlara kağıtlar asarak çocuğu sessiz kalması için tehdit ettiği öne sürüldü. Mahallede ise olayın konuşulması çok da istenmiyor. Bağcılar'ın böyle bir olayla anılmasını istemediklerini söyleyen vatandaşlar var. Olay geçen sene Mayıs ayında yaşandığında dükkanının camları indirildi, arabasına zarar verildi. Komşular hiç mi gören olmadı sorularına tepki veriyor. Biz her zaman çocukları uyardık, o dükkana girmeyin dedik diyor. Başka mahallelerdeki esnafsa dükkanından daha önce hep su aldıklarını, selamlaştıklarını ve iyi bir izlenimi olduğunu anlatıyor. Maruz bırakılan, istismara uğrayan çocuksa başka mahalleden getirilmiş. Şüpheli gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İddianamede daha önce de çok sayıda çocuğa cinsel istismarda bulunduğu ve görüntülerini kaydettiği belirtildi. Halk TV'den Seyhan Afşar'ın haberine göre bu görüntülerden bazıları 2011 ile 2021 yılları arasında zanlının sistematik istismarına maruz bırakılan R.Ş. adlı çocuğa ait. 10 yıl boyunca istismar edilen R.Ş.'nin felç geçirdiği belirtiliyor. İncelenen dijital materyallerde zanlının baldızının iki çocuğunu da istismar ettiği ortaya çıktı. Çocukların savcılık tespitine kadar yaşadıklarını kimseye anlatamadığı öne sürülüyor. Zanlının 2009'da başka bir çocuğa daha istismarda bulunduğu ancak delil yetersizliğinden beraat ettiği de iddialar arasında. Çocuğun cinsel istismarı suçunun önlenmesi için yeterli ve caydırıcı tedbirlerin alınması gerekmekte.
Çocuğun cinsel istismarı suçunun etkin bir soruşturması ve kovuşturulmasının yürütülmesi gerekmekte. 2009 yılında bir şikayetten bahsediliyor. Beraatle sonuçlanan bir şikayet. Sanık nasıl beraat alabildi? Etkin bir soruşturma ve kovuşturma yürütülmedi mi? Çok sayıda suçlamayla karşı karşıya olan zanlının 100 yılı aşkın hapsi isteniyor. Diyarbakır'da yüz binler Nevruz'u kutladı. Yağışlı havaya rağmen katılımın yüksek olduğu kutlama, 2017'de Nevruz alanına girerken polis kurşunuyla öldürülen Kemal Kurkut'un anılmasıyla başladı. Peki yerel seçimlere 10 gün kala Nevruz kutlamaları nasıl geçti? 7 yıl sonra ilk kez kitlesel bir mitinge katılan Kürt siyasetçi Leyla Zan'a ve diğer katılımcılar ne mesajlar verdi? Ayrıntılar haberimizde. Kalkın, özgürlük ve zafer zamanıdır sloganıyla 15 Mart'ta başlayan Nevruz kutlamalarının finali Diyarbakır'da yapıldı. Yüz binlerce kişi Bağlar ilçesindeki Nevruz Parkı'nı sabahın erken saatlerinden itibaren doldurdu. Nevruz ateşi yakıldı, alan gün boyu renkli görüntülere sahne oldu. Zaman zaman etkili olan sağanak yağışa rağmen kalabalık coşkusunu kaybetmedi. Duygular ve verilen mesajlar barışa yönelikti. Yani gönül ister ki 2013'teki gibi barış sürecinde kutlayalım. Ama işte savaşı dayatanlar var. Onlara rağmen barış demeye devam edeceğiz. Devletin tüm kısıtlamalarına rağmen halk gene alana girmeye çalıştı. Ve şu anda siz alanın halini yağmura rağmen görüyorsunuz. Yıllardan beridir Nevruz engellenmeye çalışıyor. Kürt dili engellenmeye çalışıyor. Ama her şeye rağmen biz buradayız ve burada olmaya devam edeceğiz. Tüm halkların Nevruz bayramını kutluyorum. Nevruz Biroz ve UZBJM Jinjiyan Azadi. Maalesef yaşadığımız dönem hala ölümlerin sürdüğü, çatışmanın sürdüğü, şiddetin sürdüğü bir dönem. Bu muhtaçlarımızın, insanlarımızın talebi tabii ki barış içerisinde bir yerde yaşamaktır. Ve Leyla Zan'a, Kürt siyasetinin önde gelen ismi. Ancak son yıllarda sessizdi. Uzun süre sonra ilk kez kitlesel bir mitinge katılıyordu. Bu nedenle yapacağı konuşmada vereceği mesaj merak ediliyordu. Konuşmasının büyük çoğunluğunu Kürtçe yaptı. PKK lideri Abdullah Öcalan'ın başlattığını söylediği barış sürecine atıfta bulunan Zan'a, kalabalığa çözüm süreci için yeniden hazır mısınız diye seslendi. Bu çağrıya alandan coşkuyla karşılık verildi. Zan'a bu ülkeyi yönetenlere sesiniz ulaştı. Hep beraber seçimden sonra barış ve özgürlüğün yolunu açacağız ifadelerini kullandı. Bugün gözler Diyarbakır'daydı, yüz binler Nevruz'u kutladı. Yıllardır kitlelere seslenmeyen Leyla Zana'nın ne mesaj vereceği de merakla bekleniyordu. Zira Nevruz, yıllardır siyasetin dönüm noktaları sayılabilecek bir dizi gelişmeye sahne oldu. DV Haber'de Nevruz'un siyasi kronolojisine bakıyoruz şimdi. Nevruz ya da Nevroz, İran'dan Irak'a, Suriye'den Afganistan'a, Arnavutluk'tan Türkiye'ye geniş bir coğrafyada kutlanıyor. Kürtler 21 Mart'ı direnişin zafere kavuştuğu gün olarak görüyor. Bunu da Demirci Kavan'ın efsanesine dayandırıyor. Bugün Türkiye'de Nevruz'un başka politik anlamları var. Peki Nevruz yıllar içinde önemli olayların sahnesi haline nasıl geldi? Önceleri Özgürlük ve Diriliş Bayramı olarak kutlanan Nevruz 1980'lerden bu yana politik çatışmalarla anılıyor. Kürt siyasetçi Osman Baydemir, Diyarbakır'daki Nevruzların 2014'e kadar ya tanığı ya da konuşmacısıydı. Baydemir, çocukluğunu yaşadığı 1970'li yıllardan bu yana kutlamaların yasaklandığını söylüyor. Nevruz, Kürt halkının varlığını bütün dünyaya göstermesi amacıyla politize oldu diyor. Baydemir'e göre Nevruz, devlet tarafından reddedilen ve bir türlü kabul edilmeyen Kürtlerin demokrasi ve barış talebinin ifade edildiği bir platform. Bir diğer açıdan Nevruz, aslında devletin her zaman, her yıl ben bitirdim, Kürt sorunu yoktur, bellerini kırdım, artık halk politik talepte bulunan siyasi partilerin arkasında değil söyleminin boşa çıkarıldığı, halkın
ben siyasetimin, ben siyasilerimin, ben temsilcilerimin arkasındayım, yanındayım deme gününe dönüşmüş oldu. Nevruz İstanbul'daysa 1979'da bir düğün salonunda 1500 kişinin katılımıyla kutlanmaya başlandı. Nevruz'un kitleselleştiği ilk yıl 1991 oldu. 1992 ve 1993'teki Nevruz gösterileri ise onlarca kişinin ölümüyle sonuçlandı. 93'te Cizre'de yaşananların tanığı gazeteci Sadık Güleç, gösterilere panzerlerle müdahale edildiğini ve kalabalığa kar maskeli kişilerce ateş açıldığını anlatıyor. Meydan, yani binlerce kadın, çoluk, çocuk rengarenk tatlı doluydu. Hani bir fotoğrafçı için muazzam bir sahneydi. Ve hani çok şey, çok barışçıl bir ortamdı. Yani herkes işte halaylar çekiliyor, şarkılar söyleniyor filan. Ben de hani o bir tek katlı binaların üzerinde fotoğraf çekmeye başladım. Bir süre sonra yukarıdan panzerlerin sesini duyduk. O tek sadece araçların gelebileceği o sokaktan panzerler inmeye başladı. Halkın büyük bir bölümü kaçtı. Fakat ortada bir 100-150 kişilik falan bir topluluk kaldı. İşte panzerler o insanların etrafında dönmeye başladı. Ama şeydi yani panzerlerin üzerindekiler şey değildi, asker değildi. Yani böyle bayağı yaşlı, işte göbekli, böyle şey kar maskeleri çekmişler, kara gözlükler takmışlar filan hani. Yani belli ki özel harekat timleri, anladım ateş edeceklerini ve köşedeydim zaten. Ben birazdan aşağı atladım, o anda silah sesleri başladı. Daha sonra çok yoğun bir silah sesi ama dört bir yandan, yani yalnızca o noktadan değil, dört bir yandan silah sesleri gelmeye başladı. 2013'te ise Diyarbakır'da PKK lideri Abdullah Öcalan'ın çözüm sürecini başlatan mektup okundu. Bu mektubu paylaşacağım. Tarihi bir andı. Bugün artık yeni bir Türkiye'ye, yeni bir Orta Doğu'ya ve yeni bir geleceğe uyanıyoruz. Silahlı direniş sürecinden demokratik siyaset sürecine kapı açılıyor. Bir süredir Türkiye'de yeni bir çözüm sürecinin emareleri olduğu öne sürülüyor. Eğer bir gün Türkiye'de, Orta Doğu coğrafyasında özgürlük olacaksa, demokrasi olacaksa, birlikte yaşam olacaksa, onurlu bir barış olacaksa, Nevruz ve Nevruz programı ve Nevruz'daki kitlesellik en büyük katkı sunucu olmuş olacaktır. Özgürce kutlanan Nevruz'un barış adına tüm tabuları yıkabileceği düşünülüyor. Türkiye gümrüklerinde geçen yıl yaklaşık 12 ton uyuşturucu madde yakalandı. Sadece son 2 ayda gümrüklerde el konulan uyuşturucunun değeri 1 milyar 330 milyon TL. Uyuşturucu kaçakçılığı boyutlarının yıllar içerisinde büyüdüğü görülüyor. Peki, çok miktarda uyuşturucu maddenin ele geçirilmesi ne anlama geliyor? Denetimler mi arttı yoksa Türkiye uluslararası uyuşturucu ticaretinde hala bir merkez konumunda mı? Uyuşturucu kullanımının yaygınlaştığı belirtilen Türkiye'de yalnızca gümrüğe takılan madde miktarının bile oldukça yüksek olduğu görülüyor. Ticaret Bakanlığı'nın faaliyet raporuna göre gümrüklerde uyuşturucu kaynaklı olay sayısında ciddi bir artış var. 2020'de gümrüklerde 329 uyuşturucu kaçakçılığı girişimi engellenirken bu sayı 2023'te 726'ya yükseldi. Geçen yıl gümrükte ele geçirilen uyuşturucu miktarı ise yaklaşık 12 ton. Bunlar arasında İskenderun limanında yakalanan 1 tondan fazla Captagon'da yer alıyor. Ambarlı limanında bulunan 1.1 ton kokainde. Piyasa değeri açısındansa 2020'de yakalanan uyuşturucunun karşılığı 1 milyar 700 milyon liraydı. 2022'de ise 6 milyar 600 milyon lirayla zirveye ulaştı. Bakanlık bu yılın ilk 2 ayında gümrüklerde el konulan uyuşturucunun değerini de 1 milyar 300 milyon lira olarak açıkladı. OECD çatısı altında faaliyet gösteren kara paranın aklanmasının önlenmesine yönelik mali eylem gücü Türkiye'yi gri listeye almıştı. Bunlardan en önemli sebeplerinden biri de gri listeye alınmamızın uyuşturucu kaçakçılığının artması ve ülkemizin uyuşturucu kaçakçılığında da bir üst haline gelmesi. Şimdi bakıyoruz gümrüklerde son yıllarda 2020 yılından bu yana uyuşturucu kaçakçılığı teşebbüsünde artışlar var. Türkiye'nin uyuşturucu kaçakçılığında artık bir merkez ülke olduğuna da dikkat çekiliyor.
Buradan bu konuda ilgili bakanlıkları, yetkilileri bir kez daha uyarıyoruz. Gençlerimizi bu uyuşturucu belasından kurtarmak için ülkemizi bu uyuşturucu kaçakçılığındaki merkez olma durumundan bir an önce kurtarmamız gerekiyor. Öte yandan gümrüklerde denetime takılan yalnızca uyuşturucu maddeler değildi. 2022'de el konulan kaçak elektronik sigara 104 bin adetken geçen yıl bu 1 milyon 100 bine çıktı. Bültenimizin sonuna geldik. Bu haberlerimize ve daha da fazlasına YouTube ve Instagram kanallarımızdan ulaşabilirsiniz. DV Haber'le yarın yine 6 içerek geçe karşınızda olacağız. Hoşçakalın, iyi akşamlar.